Efendim haftayı kapatıyoruz. 18 Eylül Cuma saatler onu gösteriyor. Hem haftanın şöyle bir toparlamasını yapacağız hem de elbette dün akşamın sıcak gelişmesi. İki günden bu yana çok konuşulan bir kavganın perde arkasıyla karşınızdayız. İki özel dosya diyebiliriz aslında. İlki dün akşam saatlerinde hem siyasete hem de yargıya tırnak içinde adeta bomba gibi düşen bir haber. Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne milletvekilliği yaparken milletvekilliği düşürülen isim, uzun müddet tutuklu kalan bir isim. Enis Berberoğlu hakkında hak ihlali kararı verdi. Seçme ve seçilme hakkı ihlal edilmiştir dedi. Bu hak ihlali kararı ne getirecek? Şimdi sosyal medyayı açtığınızda, çeşitli internet haber sitelerine baktığınızda Berberoğlu vekilliğe dönecek mi, Berberoğlu meclise dönecek mi şeklinde başlıkların atıldığını görüyorsunuz. Bunu biz de merak ediyoruz. Bunu da ilk ağızdan soracağız elbette. Kime soracağız? Enis Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün'e soracağız. Bir dönem Halk Televizyonu'nda Halkın Avukatı programıyla da program yaptı. Önden beri izleyenler aslında süreci bunda biliyorlar. Peki Murat Ergün acaba neler söyleyecek? Vekilliğe dönme şansı var mı yoksa vekillik düştükten sonra bu karara rağmen dönülmeyecek mi? O dönem yapılan tartışmaları da hatırlatmak lazım. Anayasa Mahkemesi'ne taşınmış bir süreç öncesi vekilliğin düşürülmesi kararı verilmemeli. Dokunulmazlık kaldırılmamalı, vekillik düşürülmemeli. Çünkü Anayasa Mahkemesi bir ihlal kararı verirse geri dönülemez diyorlardı. Bunu da hatırlıyoruz. Geri dönülemez mi? Geri dönülebilir mi? Meclise bir davet yapılabilir mi? Böyle bir teamül, böyle bir prosedür var mı? Bunları merak ediyoruz elbette. Birazdan, dakikalar sonra avukat Murat Ergün'e bunu soracağız. Berberoğlu'nun avukatına, Enis Berberoğlu'nun acaba bir dönüş ihtimali var mı? Öte yandan meclisi bir kenara bırakırsak, Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bu hak ihlali kararı ne getirebilir, ne götürebilir? Yargı aslında ne demek istemiştir ve neye işaret etmiştir? Hem dava bakımından hem daha önce almış olduğu hapis cezaları bakımından ne anlam ifade ediyor, tüm bunlara bakacağız. Anayasa Mahkemesi'nin Berberoğlu kararı başlığını atmışız efendim. Anayasa Mahkemesi 5 yıl 10 aylık hapis cezasının kesinleştiğine ilişkin kararının Meclis Genel Kurulu'nda 4 Haziran 2020'de okunmasıyla milletvekilliği düşürülen İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun siyasi ve kişilik haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Siyasi ve kişilik haklarının ihlal edildiğine karar verdi. 4 Haziran 2020'de milletvekilliği düşürülmüştü. Bakalım şimdi Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bu kararın getirisi ne olacak? Avukat Murat Ergün telefon attığımızda soralım efendim kendisine, Enis Berberoğlu'nun avukatı olarak bu süreç bizi nereye götürecek? Sayın Ergün merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, günaydın. Hoş bulduk. Günaydınlar efendim. Şimdi dün hem yargı adına hem siyaset adına bomba gibi bir karar diye başladık. Önce adım adım gitmek isterim. Bu karar tam olarak ne ifade ediyor bize, ne anlatıyor? Yargı ne demek, neye işaret etmek istemiştir? Şimdi Can Bey, kararın kısa karar halini de henüz yayınlamadılar. Hı hı. Gerekçeli karar da bir ay içerisinde çıkar. Yani kararın tam olarak ne olduğunu henüz kimse görmedi. Sadece Anayasa Mahkemesi'nden dışarıya sızan bilgilerle kamuoyunda herkesin bildiği kadarını biliyoruz. O da söylenen şu, yani öğrendiğimiz şu: Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği kalkmamıştı yargılanırken. Çünkü biliyorsunuz Enis Berberoğlu'nun yargılaması iki aşamadan oluştu. Birincisi 26. dönem milletvekiliyken, ikincisi 27. dönem milletvekiliyken. 26. dönem milletvekiliyken dokunulmazlıklar herkes için kaldırıldı ve Enis Berberoğlu yargılanmaya başlandı. Onda sorun yok. Ama yargılama devam ederken Enis Berberoğlu tekrar milletvekili seçildi. Ve biz dedik ki yeniden milletvekili seçilmek artık yargılamayı durdurur. Dolayısıyla milletvekili dokunulmazlığını kazanır. Kazandığı bu dokunulmazlık nedeniyle yargılamaya devam edemezsiniz. Hemen hem yargılamayı sona erdirin hem Enis Berberoğlu'nu tahliye edin demiştik. Kamuoyunda da hukukçuların çok büyük bir çoğunluğu, yani olaya objektif bakanlar, öyle söyleyelim, yani belli bir pencereden siyasi açıdan bakmayanlar, sadece hukuk açısından bakanlar bizim söylediğimizi destekliyordu. Üniversite hocaları da paralel
bizimle aynı görüşünü ifade ediyorlardı. Enis Berberoğlu yeniden milletvekili seçildi. Yargılamasına ara verilmesi lazım. Dokunulmazlık kazandı deniyordu. Fakat bir şekilde Yargıtay bunu kabul etmedi. O tarihlerde Yargıtay'daydı dosyamız. Yargıtay dedi ki hayır, sizin dokunulmazlığınız bir kere kaldırıldı. Bundan sonra yeniden vekil seçilseniz de dokunulmazlığınız sizin kaldırılmış oldu dedi ve Enis Berberoğlu'nun cezasını onayladı. Şimdi onaylanan ceza nedeniyle tabii kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunması takip eden o an, okunduğu an Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği de düştü. Yani işin, hikayenin püf noktası, Enis Berberoğlu 27. dönemde milletvekili seçilince yargılamanın durup durmamasıydı. Ve mecliste bu kararın okunup okunmamasıydı. Bir türlü hukuki gerçekleri biz muhataplarımıza kabul ettiremedik. Kabul etmediler. Aslında çok ortada olan gerçeklerdi bunlar. Ama nasıl olduysa kabul etmediler ve bu hem hukuk ayıbı hem demokrasi ayıbının altına imza attılar. Şimdi Anayasa Mahkemesi de dedi ki kardeşim Enis Berberoğlu'nu siz 27. dönem milletvekili seçildiğinde yargılayamayacaktınız. Yargılamamanız gerekirdi çünkü dokunulmazlığı yeniden kazandı. Yeniden kazandığı için dava duracaktı dedi. Dava duracaktı da durmadı. Ne oldu? O karar verildi. Karar geldi, meclise okundu. Milletvekilliği düştü. Şimdi Anayasa Mahkemesi diyor ki siz Enis Berberoğlu'nun seçme seçilme hakkını elinden aldınız. Bu anayasayla ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uluslararası sözleşmelerle korunan bir haktır. Siz bunu ihlal ettiniz. Peki, çok güzel. Anayasa Mahkemesi'ne de teşekkür ediyoruz. Bunu tespit etti. Bunun pratikteki faydası ne? Yani Anayasa Mahkemesi'nin bu tespiti yapmasının pratikte ne faydası var? Hak ihlali yapıldı. Enis Berberoğlu mağdur edildi. Dokunulmazlığı kaldırıldı. Milletvekili düşürüldü. Şimdi ne yapacağız? Yani Anayasa Mahkemesi bunu tespit etmesinin bize ne faydası var? Çünkü şimdi yeniden yargılamaya dönülse Enis Berberoğlu artık milletvekili değil ki. Burada şu geliyor. Şu karşımıza çıkıyor. Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin hiç düşmemiş sayılması lazım. Yani Anayasa Mahkemesi ne karar verdi? Hakkını ihlal ettiniz dedi. Hak ihlal edilmişse bu hakkı ihlal eden durumun bütün sonuçlarıyla birlikte, doğurduğu bütün sonuçlarla birlikte ortadan kaldırılması lazım. Kural budur. Anayasa Mahkemesi'nin varlık sebebi de budur. Yani bireysel başvurunun Türk hukuk sistemine konulmasının sebebi de budur. Anayasa Mahkemesi eğer bir hak ihlali görürse o ihlalin doğurduğu bütün sonuçların ortadan kaldırılması gerekir. Bizim olayımızdaki sonuç ne? Yargılamanın milletvekilliği, dokunulmazlığı yokmuş gibi devam etmesiydi. Ve mahkumiyet kararı verilmesiydi. Şimdi Yargıtay dosyayı yeniden açacak. Yargıtay dosyayı yeniden açacak ama Enis Berberoğlu artık milletvekili değil. O zaman top Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nda. Çünkü başkan yani birkaç ay daha beklese, şu Anayasa Mahkemesi'nin sonucunu beklese, işte bu tartıştığımız konuların hiçbiri olmayacaktı. Çünkü Enis Berberoğlu zaten milletvekili olacaktı. Ve milletvekili dokunulmazlığı sona erene kadar yargılamaya ara verilecekti. Peki dönüşe dair ihtimaller, prosedürler, teamüller, yargı, bunlar ne söyler Sayın Ergün bize? Şimdi bu bunun benim bildiğim kadarıyla pratikte bir örneği yok. Ama burada işin özünde birincisi Enis Berberoğlu'nun ihlal edilen temel hakkının geri verilmesi lazım. İkincisi burada Enis Berberoğlu lehine yorum yapılması lazım. Üçüncüsü bu bir demokrasi ayıbıdır, hukuk ayıbıdır. Bunun ortadan kaldırılması lazım. Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğini ortadan kaldıran eylem meclis başkanının
şu an ortada var olmayan bir kararı meclis kürsüsünden okutmasıydı. Biliyorsunuz anayasaya göre karar meclis kürsüsünden okununca milletvekilliği düşüyor. Şimdi o karar yok artık. Ortada öyle bir karar yok. Yani olmayan bir karar nedeniyle milletvekilliği düşürülmüş bir insanın sen hala milletvekilliği yapamazsın demek hem akıl mantığa aykırı hem hukuka aykırı. Ve bunun telafisini yapacak olan gene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı. Çünkü o idari bir işlem yaptı. Yani bir hukuki prosedürü tamamlayan bir adım attı, kararı okuttu. Kararı okutmasaydı bunları konuşmayacak. Okuttuysa aynı şekilde davranıp kararın geçersiz olduğunu, iptal edildiğini, dolayısıyla yaptığı işlemin o anda, o andan itibaren, yani bugünden itibaren değil, geçmişe dönüp o andan itibaren hiçbir hukuki sonucunun olmadığını meclis kürsüsünden ilan etmesi lazım. Ve Enis Berberoğlu'nun tekrar meclisteki odasına özlük haklarına geri dönmesi lazım. Geçmişe dönük olarak geri dönmesi lazım. Burada yapılması gereken, bunun önünde bunun aksini söyleyen biri varsa bunun aksi şöyledir. Çünkü yasanın şusu engeldir, anayasanın şusu engeldir diye ortaya çıksın söylesin. Bizim söylediğimizin aksini söyleyen biri varsa gerekçelerini ortaya koysun, tartışalım. Ama bunun aksine hiçbir yasal düzenleme yok. Yani bu söylediğimiz dışında da Enis Berberoğlu'nun Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasının sonucunu etkileyecek hiçbir sebep yok. O zaman Anayasa Mahkemesi hiç boş yere kağıdın üstüne bir şeyler yazan kurum haline gelir. Anayasa Mahkemesi hakkı ihlal etti, ihlali ortadan kaldırın dedi. İhlal nasıl ortadan kalkacak? Yani milletvekilliği dokunulmazlığını kaldırmayacaksınız. Tamam, nasıl olacak bu? Nasıl bu ihlal geri, demek ki geri vereceksiniz milletvekili hakkını. Yani ihlal bu. Ben size başka bir örnek vereyim. Siz trafikte araç kullanıyorsunuz. Polis sizi çevirdi, trafik polisi. Dedi ki alkollü araç kullanmaktan ehliyetini aldım. Siz de mahkemeye gittiniz. Bu arada ehliyetiniz yok artık. Araç kullanamıyorsunuz. Mahkemeye gittiniz. Mahkemeyi kazandınız. Mahkeme dedi ki kardeşim bu adam alkollü araç kullanmamış. Polis diyor mu size? Ben bir kere aldım, geçmiş olsun diyor. Yoksa ehliyetinizi geri mi veriyor? Ehliyetinizi geri veriyor değil mi? Mahkeme kararına dayalı olarak. Çünkü mahkeme yapılan işlemin hukuksuzluğunu tespit etmiş oluyor. Ve vatandaşın mağdur olduğu durumun bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmasına hükmediyor. Şimdi burada da aynısı olacak. Yani Enis Berberoğlu, seninkini biz bir kere kaldırdık, geçmiş olsun. Yok, o öyle değil, öyle bir şey yok. Enis Berberoğlu'nu eğer siz olmayan bir kararla milletvekilliğini düşürdüyseniz artık milletvekilini de geri vereceksiniz. Şimdi bu sadece Enis Berberoğlu meselesi değil ki. Bu bir, Türk demokrasisinin sınavı. İki, Enis Berberoğlu'na oy vermiş 100 binden fazla insanın hakkı burada söz konusu. Bir de CHP açısından düşünün. Bir mecliste bir sandalyesi, bir milletvekili yok. Yani bunlar çok değişik açılardan değerlendirdiği zaman kapı aynı şeye çıkıyor. Bir de şunu düşünün. Enis Berberoğlu sırf bu yüzden, yani milletvekilliği sona erdirildi diye, milletvekili dokunulmazlığı yoktur diye hapis yattı. Hani onun zaten hiç telafisi yok. Yani hapis yatan bir insanın zaman makinesine geri dönüp de hapis yatırmama gibi bir şansınız yok. Bir de o mağduriyet var, biliyorsunuz. Yani nereden bakılırsa bakılsın aslında ilk başta söylediğimiz gibi dokunulmazlığı kalkmamıştır. 27. dönemde milletvekili oldu mu bu iş bitmiştir, burada duracaksınız dediğimizde olaya siyasi gözle değil de sadece hukuki gözle bakılsaydı bunların hiçbiri yaşanmayacak. Sadece aylar bekleyeceklerdi. Yıllar değil de aylarca beklenecekti. Birkaç ay beklenecekti ve bu karar geriye dönüş tartışmalarını bile getirmeyecekti. Evet, hiçbir tartışma olmayacaktı. Ya zaten Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde, Anayasa Mahkemesi'nin ortalama karar verme süreci belli. Anayasa Mahkemesi birkaç ay sonra bunun kararını vereceği belli. Ha, olumsuz da karar verebilir Anayasa Mahkemesi. Yani beklenir, karar verildiği zaman gereği yapılır. Olumlu karar verdiyse olumlu, olumsuz verdiyse olumsuz, sonuçlarına herkes katlanır. Durum bundan ibarettir.
İşte beklememek de ayrı bir tartışma konusu. Onun niye beklenmedi? Yani şurada 3 ay işte beklense bu konuştuklarımızın hiçbiri olmayacaktı. Peki. Sayın Ergün, çok teşekkür ediyorum. Son olarak şunu da sormak isterim. Vatandaşlarımızdan da buna ilişkin sorular geliyor. Sayın Berberoğlu nasıl karşıladı kararı ve meclise dönüşle alakalı herhangi bir yorum, herhangi bir görüşme sizin aranızda geçti mi müvekkilinizle? Bunu da vatandaşlar merak eder. Şöyle, Anayasa Mahkemesi eğer Enis Berberoğlu'nun milletvekili dokunulmazlığını kaldırılmasını, yargılamasının devam etmesini hukuka aykırı bulduysa, bu hukuka aykırılığın sonlandırılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. O konuda tam bir fikir görüş birliği içerisindeyiz. Çünkü burada önemli olan hakkın yerine gelmesi. Enis Berberoğlu koltuk sevdalısı, milletvekili olmaz sevdalısı biri değil. Ben biliyorum, çok iyi biliyorum bunu. Ama hakkının, hukukunun peşinde sonuna kadar koşan biri. Biz de öyleyiz. Dolayısıyla biz bunun gereğinin yapılması için elimizden geleni yapacağız. Eğer milletvekili sıfatı elinden hukuksuzca alınmışsa, hakkın, hukukun ve adaletin yerine gelmesi için o sıfatı geri alması gerektiğini düşünüyoruz. Onun için de ne gerekiyorsa yapılması için çaba sarf edeceğiz. Peki. Sayın Ergün, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Enis Berberoğlu'nun avukatı Sayın Murat Ergün'le konuştuk. Elbette bu konuda Sayın Berberoğlu önümüzdeki süreçte bir açıklama yapacak mı yapmayacak mı, bunun takibini de sağlayacağız. Bu karar ne getirir ne götürür meselesinde şunu söylüyor Murat Ergün. Beklenseydi altı üstü aylarca beklenecekti, birkaç ay beklenecekti. Beklenseydi bunları hiç tartışmayacaktık. Biz Anayasa Mahkemesi'nin takvimini biliyoruz, teamüllerini biliyoruz, prosedüren nasıl çalıştıklarını biliyoruz. Kaç ayda karar verebildiğini biliyoruz. Gözümüzün önündeydi. Birkaç ay içinde karar verecekti nihayetinde. Bunu meclis de biliyordu. Meclis başkanı da biliyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi de biliyordu. Hepi topu birkaç ay beklenecekti. Birkaç ay beklenseydi bugün bunları tartışmazdık diyor avukat Murat Ergün. Enis Berberoğlu'nun avukatı. Meclise dönmeli diyor. Bu konuda meclis başkanı, vekilliğin düşürülmesine yönelik karar hukuken ilga olduğu için artık o kadük bir karar. Yani geçersiz bir karar. Çünkü Anayasa Mahkemesi burada hak ihlali var dedi. Dolayısıyla meclisin dokunulmazlığı kaldırıp milletvekilliğini düşürdüğü o okunan karar artık geçersizdir diyor. Dolayısıyla meclis başkanı da çıkıp kürsüde bunu açıklamalı. Bu karar artık geçersizdir demeli ve Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğine dönüşü bu şekilde sağlanmalı. Daha önce örneği yok. Örneği olmadığı için de şöyle olmuştu, böyle olmuştu diyemiyoruz diyor avukat Murat Ergün. Bu nasıl başlanırsa o şekilde belki emsal de olacak bir durum. Ama teamülleri neydi meclisin, onu da hatırlatalım. Genelde meclisin dönem sonu bekleniyordu. Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının veya vekilliklerinin düşürülmesini gerektirecek dosyalarda, mahkeme kararlarında, tutukluluk veya hapis kararlarında, hükümlerinde genelde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dönem sonu beklenirdi. Dönem sonu beklenmeden alınan bu karar o dönem için tartışma yaratmıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi hayır, böyle bir teamül yok derken, Cumhuriyet Halk Partisi neden bugüne kadar uygulanan bu teamüller göz ardı edilmektedir şeklinde tepkiler sunmuştu. O günden bugüne işte Anayasa Mahkemesi'ne gözler çevrilmişti. Dün gelen karar bizi bunları tartıştırmaya, avukatlara, hukukçulara sormaya itti efendim. Çünkü milletvekilliği düşürülmüş, dokunulmazlığı kaldırılarak milletvekilliği düşürülmüş bir isim Enis Berberoğlu. Fakat o kararı geçersiz sayan bir Anayasa Mahkemesi kararı. Dolayısıyla çakıştıkları noktadan hukuken nasıl bir karar çıkacağını da merak ediyorduk. Murat Ergün, meclis başkanı bu kararın geçersiz olduğunu ilan etmeli ve vekilliğe dönüş sağlanmalı. Biz bu konuda yargıda yapılması gereken ne varsa peşine düşeceğiz, bırakmayacağız dedi. Enis Berberoğlu da böyle düşünüyor. Biz de böyle düşünüyoruz. Müvekkilimiz de aynı düşünüyoruz. Dolayısıyla bu konuda bir fikir birliği var, bir karar birliği var dedi. Süreç bakalım neler getirecek. Meclis gündeminde neler konuşulacak açıldıktan sonra. Bu konu meclise nasıl yansıyacak? Herhalde önce bu beklenecek. Devamında yargı esasları ve usulleri gereğince belki yeni başvurular olacak Anayasa Mahkemesi'ne. Bunun mecliste bir karşılığının olmaması hasebiyle. Çünkü bu bir hatadır diyor Anayasa Mahkemesi. Peki hatadan dönüş hukuken mümkün mü? Biraz da bunu tartışmak lazım. Emsali olmadığı için de tartışma aslında biraz kısıtlı ilerliyor. Çünkü daha önce bir örneği yok.
örnekleri değil, örneği bile yok. Bakalım nasıl ilerleyecek. Şimdi birazdan İstanbul'da stüdyo konuğumuz efendim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi